Şimdi Mutlak tecrit dendiğinde biraz biraz haberdar olmasını sağlamak gerekiyor insanların çünkü büyük oranda hani bir hücrenin içerisinde tutulan ama insan hakları yani mahkum insan hak, olarak insan hakları sağlanmış olan bir insandan söz edildiği düşünülür. Oysa öcalanın üzerindeki tecritin savaş hükümlerini de geçtiğini görüyoruz. Aşağı yukarı benim elimdeki bilgiler şimdiye kadar binden fazla görüşme başvurusunun yüzde 80'inin reddedildiğini gösteriyor. Örneğin, 2000 e, e, hapsedildiği 24 yıldır bu 24 yıldan bu yana bulunduğu adanın özel güvenlik koruma tedbirli olarak iki kere e, ilan edildiğini, e, yüksek güvenlikli ada olarak adanın içinde binden fazla asker bulundurulduğunu ve 55 kamerayla her an gözetlendiğini gösteriyor. Şimdi bunlar tecritin de ağırlaştırılmış koşulları bir insanın insan haklarını bir mahkumun insan haklarını bir siyasi mahkumun insan haklarını öncelikle bütün dünyanın savunması gerekiyor. Yani burada söz konusu olan birinci mesele bir siyasi mahkumun hani siyasi liderden bir önderden Dahi söz etmek sizin ilk anda bir siyasi e, mahkumun insan hakları hukukunun ağır bir biçimde ihlal edildiği ve bilinçli, e, özellikle bilinçli olarak da e, çözümsüzleştirildiği. İkinci mesele tabii ki yani bir siyasi mahkumun insan hak mahkum insan haklarının ötesinde bir siyasi liderin insan hakları e, ve e, meselenin daha global siyasi boyutu üzerinden düşünmemiz gerekiyor. Bu ikinci mesele bence ağır bir meseledir. Çünkü burada hepimize hepimizi ilgilendiren bir demokrasi meselesi var. Bu sadece Kürtlerin sorunu da değil. Bu Türklerin de demokrasi meselesidir aynı zamanda. Yani eğer demokratik bir devlete sahip olamıyorsak biz Türkler olarak e, bunun sonuçları sadece Kürtlere yansımayacak. Nitekim yansıyor da zaten. Biliyorsunuz 24 yıldır giderek ağırlaşan İnsan hakları tablolarıyla karşı karşıyayız. Bütün bunlar birbirinin nedensel gerekir başlangıçları ve sonuçlarıdır. Dediğim gibi bundan zarar görecek olan aynı zamanda Türk halkıdır. Sadece Kürt halkı değildir. 24 yıllık bir tecrüpten söz ediyoruz. Ama asıl olarak bu tecrüpten söz ederken biz sadece bir siyasi mahkumun tecrüptünden ya da bir siyasi önderin tecrüptünden bahsedemeyiz demiştim. Burada asıl olarak biz güç sonunun demokratik çözüm mekanizmalarından söz etmeliyiz biliyorsunuz Rojava'ya Rojava bugünlerde çok özel bir saldırı var Türkiye Türk askeri tarafından devlet tarafından çok özel bir saldırı var ve Rojava hava sahasının uluslararası geçişlere kapatılması yönünde de bir kampanya var. Rojava'da da Bakur'da da çok ağır saldırılar var şu anda Kürt halkı üzerine. E, bu hem tecritin ağırlaştırılması meselesi hem görüşlerin red, görüşmelerin reddedilmesi hem devletin demokratik çözüm yollarını zorlamak yerine tecrit koşullarını ve saldırıyı ağırlaştırarak Türk ve Kürt halklarını antidemokratik bir yapıya mahkum etmesi üzerine bütün dünyayı bir e, farkındalığa çağırmalıyız biz buna karşı tavır almaya çağırmalıyız. Öncelikle kendi milletimiz, kendi toplumumuz buna karşı tavır almalı. 2006'dan bu yana Abdullah Öcalan'la hapishanede görüşüldüğüne dair duyumlar var, bilgiler var. Devletin her zaman çeşitli protokoller yaptığına dair bilgiler var, duyumlar ve kayıtlar var. Bunları göz ardı ederek e, hele de şimdi Rojava ve Bakur'daki ağır saldırıları e, dikkate alarak e, acilen uluslararası kamuoyuna çağrı yapmalıyız ve e, bu siyasi tecritin bir an önce kaldırılması, protokollerin neler yapıldığını bir an önce açıklanması ve e, Kürt sorununun demokratik çözümü için müz müzakerelerin başlatılması için çağrı yapmalıyız. Aynı zamanda e, uluslararası işkence Avrupa İşkence'nin Önlenmesi Komitesi CPT'nin de e, kayıtlarının açıklanması şimdiye kadar tuttuğu kayıtların ve raporların kamuya açık ve şeffaf haline getirilmesi, tarafların tamamıyla bu raporlara erişebilir hale gelmesi için de çağrı yapmalıyız. Açık konuşalım. Öcalan Kürtlere yönelik saldırılarda e, demokratik çözüm mekanizmalarının taraflarından bir tanesidir. Bu inkar edilmez bir gerçek ve devlet de taraf olarak Abdullah Öcalan'ı kabul ediyor. E, aksi takdirde bu kadar uzun süre bu kadar uzun tecrit altında tutmazdı ve etkilemeye çalışmazdı. Kendisinin e, çeşitli biçimlerde e, saldırıya uğradığına, müdahale edildiğine dair şimdiye kadar avukatların da açıkladıkları çok raporlar var. Tekrar edeyim, Kürt meselesinin, Kürt sorunun demokratik çözüme ulaştırılabilmesi için öncelik zaten muhatapların ve tarafların eşit ve birbiriyle saygıdeğer mesafede masaya oturabilmesi. Dolayısıyla Öcalan da taraflardan birisi olarak bu masada yer almak zorunda, özgür bir kimlik olarak. Bir diğeri, böyle bir baskılama mekanizmasının, yani insanların kendilerine, Kürtlerin kendilerine Önder olarak seçtiği figürlerden bir tanesi ve önemli bir figür olarak Abdullah Öcalan'ın şu anda özgür bir biçimde dışarıda olmaması Türkiye demokrasisine zarar verir. Zarar veren en önemli unsurlardan bir tanesidir. Zarar vermeye de devam etmektedir. Bir tarafta Roca ve Bakur halklarını kıstırarak, bir tarafta çeşitli önderleri baskılayarak, bir tarafta Öcalan'ı, e, hapishanede tecrit altında tutarak insanların seslerini kısarak müthiş bir şiddet ortamı yaratarak ve toplumu tamamıyla terörize ederek e, Türk devleti e, varmak istediği noktaya erişemez, erişemeyecektir de çünkü antidemokratik bir devlet yıkma sözü veren bir devlet var olamaz zaten devletler ancak yapma sözü inşa etme sözü verebilirlerse var olabilirler. Aksi takdirde ne devlet olarak meşruiyetleri kalır. Çünkü bütün bunlar büyük bir korkunun eseridir aynı zamanda. Korkunun da göstergesidir. Ne devlet olarak meşruiyet kalır ne de devlet olarak masaya oturma gücü kalır. Dolayısıyla öncelikle bu zaten devletin kendi demokrasi sorunudur. Daha sonra ancak bir siyasi mahkumun bir liderin hapsedilmesi meselesidir. Dolayısıyla öncelikli mesele bence Türk halklarının, Kürt halklarının tamamının, Türk toplumunun, Türkiye toplumunun bütününün kendi devletlerinin demokrasisi konusunda konuşmaya başlaması için önemli bir çağrıdır bu Öcalan'ın serbest bırakılması çağrısı ve müzakerelerin başlaması çağrısı, şiddetin durdurulması çağrısı. Ben bu üçünü birbirinden ayırmadan kullanmayı tercih ederim. Bence verilmek istenen mesaj zaten çok açık. Sadece bu değil, çok ciddi saldırılar var, çok yoğun bir şiddet var. Biliyorsunuz 2015'ten bu yana zaman zaman gerileyen ama zaman zaman şiddetlenen e, yoğun bir devlet terörü var e, halkın üzerinde. Tüm Türkiye toplumunun üzerinde var. Bu Kürdistan'dan başladı ve bu tecrit ve saldırı mekanizmalarının nispeten karşılıksız kalması nedeniyle Türkiye'nin tamamına sıçradı. Devletin de mesaj vermek istediği çok açık şu anda. Son derece kaba, devlet niteliğini kullanmaktan aciz ve hatta devletin çeşitli pozisyonlarını, uluslararası meşruluğunu da artık umursamaz hale gelmiş, gelecek kadar körleşmiş bir yeni akılla karşı karşıyayız. Bu totaliter bir rejimin aklıdır. Fakat tekrar söylediğim gibi bunun nereye doğru gideceğine biz karar veririz. Evet şu anda Öcalan üzerinde tecrit son derece yoğun. Evet şu anda halklar üzerine baskı, şiddet, devletin terörü son derece yoğun. Ancak bunun cevabı halktan gelir. Devletin ne demek istediği çok açık ama bunun cevabı halktan gelir. Bunun cevabını halk verecektir. Bu siyasi bir hamledir. Dolayısıyla bizim bütün gücümüz de şu anda tecrite, savaşa, ve devlet şiddetine, devlet terörüne karşı uluslararası kamuoyunu ve öncelikle kendi kamumuzu e, haberdar etmemiz ve çağrılar yapmamız lazım. Siyasi bir e, karşı koyuş gerekiyor bunun için. Öcalan'ın kitapları, yayınları, sözleri şu anda da zaten okunuyor ve dışarıda. Dolayısıyla kendisi mahkum ama sözleri özgür olan, sözleri dışarıda olan, en azından bizlerin özgürleştirdiği, bir dünya da savaşıyor şu anda devlet. Şu anda aciz ve zayıf durumda olan devlettir. Bunu aklımızdan çıkartmayalım. Elbette dışarıda olması bir kere sembolik olarak. Elbette bu tecritin kalkması ve özgürlüğüne kavuş, kavuşması elbette bir kere sembolik olarak tüm dünyadaki siyasi mahkumlar için bir aşamadır. Bu sadece Kürt ve Türk halklarının başarısı olmayacak. Dünya halklarının bir demokratik başarısı olacak. İkincisi eğer dışarıda olabilseydi o zaman bu bizim Türkiye Cumhuriyeti devleti ile masaya oturabildiğimiz anlamına gelir. Dolayısıyla bizim şu anda zorlayacağımız yol, nihai olarak alacağımız yol hem CPT hem dünya halkları hem dünya demokratik güçleri hem dünya siyaset eee mekanizması dünya siyaset aktörleri açısından bir siyasi aktör olarak burada olduğumuzu gösterebilmek. Bence en önemlisi bu. Neden uluslararası kampanyalar yapıyoruz? Örneğin Mandela için neden uluslararası kampanya yaptık? Onun serbest bırakılması sadece Güney Afrika için mi önemliydi? Hayır. Dünyanın demokraside ilerlemesi için önemliydi. Dünya halkları bir bütündür her birimizin kazanımı bir diğerinin kazanımı anlamına geliyor. Dünya haklarının demokrasisi bir bütündür. Bu Öcalan'ın özgür olması sadece bir siyasi figür olarak, sadece bir siyasi önder olarak, halkının sevdiği bir lider olarak, halkının benimsediği, sevdiği ve izlediği bir lider olarak özgür kalması anlamına gelmez. Aksine bütün dünyanın, bütün dünya siyasetin demokratikleşmesi anlamına gelir. Bu yüzden çok önemli.